Merhabalar. Scratch'te yeni bir oyun videosuyla karşınızdayım. Bu oyunda bir karşıya geçme oyunu yapmış olacağız. Öncelikle oyunun tamamlanmış halini örnek olarak sizinle paylaşmak istiyorum. Sonrasında bu tarz bir oyunu nasıl üretebiliriz anlatmaya başlayacağım. Burada 4 tane araba gördüğünüz gibi sürekli olarak soldan sağa doğru hareket ediyorlar ve sahnenin sonuna geldiğinde tekrar en başa dönüyorlar. Biz de sahnenin en üstünde yer alan kurbağa karakterini ok tuşlarıyla hareket ettirebiliyoruz. Sol üst köşede can değişkenimizin 5 ile başladığını görüyorsunuz. Herhangi bir arabaya değdiğinde bu can değişkeni biraz azalıyor ve kurbağa tekrar şu an bulunduğu başlangıç konumuna geri dönüyor. Kurbağa can değişkeni tükenmeden, sıfır olmadan eğer sahnenin alt kısmında yer alan mavi bayrağı değerse oyunu kazanmış oluruz. Ben bu şekilde kurbağayı hareket ettiriyorum. Arabalara çarpmadan ilerlemeye çalışıyorum. Eğer çarparsak can 5'ten 4'e düştü ve kurbağa en başa geri döndü. Şimdi mavi bayrağa ulaştığımızda bir parti sahnesine dönüşüyor ekran ve bir ses, alkış sesi ekranda beliriyor. Eğer kurbağa can değişkeni 0 olursa, mavi bayrağa ulaşamadan eğer tüm canlarını tüketmiş olursa bu durumda da çöl sahnesi gibi bir dekor ekrana geliyor. Şimdi bu şekilde bir oyunu nasıl yapabiliriz? Birlikte bakalım. Öncelikle ben bu oyunda dekor olarak kullandığım yol fotoğrafını hazır olarak bulmuştum. Bu aslında bilişim teknolojileri dersi kılavuz kitapta yer alan örneklerden birisi. Bu dekoru da şimdi ben bilgisayardan yükleyeceğim ama videonun açıklama kısmına Google Drive linkini ekleyeceğim bu görselin. O açıklama kısmındaki Drive linkinden bu görseli kaydedip kullanabilirsiniz. Ya da buna benzer farklı görseller bulup ya da üretip, kendiniz üretip yine projenizde kullanabilirsiniz. Şimdi ben bu dekoru ekledim. Kedi karakterimi siliyorum. Buraya öncelikle bir kurbağa karakteri ekliyorum. Bu kurbağa karakterinin dili var görüntüde. Şimdi bu arabalara değdiğinde başa geri dönecek, canımız azalacak falan. Şimdi dili de eğer bir şekilde değerse bu da bizim için bir problem yaratacak ve oldukça da uzun. O yüzden bunu siliyorum ve karakteri bu şekilde kullanmayı daha uygun buluyorum. Büyüklüğünü 60 olarak ayarladım ve sahnenin üst kısmında bir noktaya yerleştiriyorum. Hemen kukla ekleme bölümünden arabalarımızı ekleyelim. Şöyle bir araba. Bunların da büyüklüklerini azaltacağım. Bir araba daha. Hatta bu yeşil arabadan bir tane daha ekliyorum ben. Fazla araba seçeneğimiz yok bu versiyonda, hazır kuklalar içerisinde. Bunun kostümünde bir değişiklik yapıyorum. Farklı bir renge bürünsün istiyorum. Bu şekilde arabamızın rengini değiştiriyorum. Bunun yanı sıra bir de kamyonumuz var. O oldukça büyük, daha da büyük bir karakter. Onu iyice küçültmemiz gerekecek. Şu truck, bunun da şu B kostümünü kullanacağım. Bu karakterimin büyüklüğünü 40'a kadar düşürüyorum. Diğer karakterlerimi de böyle 60-70 civarlarında bir boyuta ayarlarsak uygun olacaktır. 60 küçük oldu, 70 daha iyidir. Hemen hepsini 70 olarak ayarlıyorum. Ve bu arabaların komutlarıyla başlayalım istiyorum. Bu arabalar, öncelikle şu yeşil arabaya komut vererek başlayalım. Sonrasında diğer arabaların komutları da hemen hemen aynı olacak. Bir de bayrak ekleyelim buraya ulaşacağımız. Burada aslında Green Flag adında bir yeşil bayrak var. Ben bunu biraz değiştirdim. Hem ismini hem kostümünü. Kendimce bunu mavi bayrak olarak ayarladım. İsmini de Blue Flag olarak seçtim. Şimdi yeşil arabamı komutlarını yazıyorum. Yeşil bayrak tıklandığında bu karakterimiz öncelikle görünür olsun. Çünkü oyunu kazandığımız ya da kaybettiğimiz durumlarda dekor değiştiğinde bu arabalar gizlenecek. O yüzden ilk başta görünür olsunlar ve şu anda bulundukları konumdan başlasınlar. Ve sürekli olarak şu an baktıkları yöne doğru ilerlesinler. Burada sabit bir adım belirtmeyeceğim. Yani arabalara böyle hep 5 adım ya da hep 3 adım, hep 10 adım şeklinde değil de rastgele değerler şeklinde yapmak istiyorum. Hepsi aynı anda başlayıp böyle birlikte ilerleyip
birlikte başa dönmek falan şekli olmasın. Biraz farklı, kimisi daha hızlı, kimisi daha yavaş olsun istiyorum. O yüzden bu seçimi de operatörler kısmında rastgele sayı seç kısmından 1 ile 10 arasında kaç adım gideceğini her seferinde kendisi seçsin istiyorum. Ve burada da sahnenin sonuna geldiğinde durumuyla ilgili bir sorgulama yapmak istiyorum. Eğer bu karakter sahnenin sonuna gelirse. Şimdi burada bununla ilgili birçok farklı yöntem kullanabilirsiniz ama ben X konumu üzerinden. Çünkü X konumu sürekli değişiyor. Yatayda bir hareket yaptığı için soldan sağa doğru. X konumu şu değere ulaştığında gibi bir koşul oluşturmak istiyorum. Eşitlik şeklinde yaparsak mesela şu an koyduğum noktanın x değeri 188. Ama eksi 191'den başlayıp her seferinde de 1 ile 10 arasında farklı adımlarla ilerlediğinde 188'e eşit olacak mı? Yani çok düşük bir ihtimal. Ve eşit olmadığı durumda da başa dönmeyecek. Eğer eşittir 180 olursa başa dönsün şeklinde yazarsak. O yüzden daha garanti olsun diye büyüktür eşitsizliğini kullanıyorum ve hareket bölümünden x konumu bileşenini alıyorum. Ve şu an 188 mesela, örneğin 185'ten büyük olduğu durumda, artık 185'ten büyük olduğu durum o an kaça denk gelirse, 185'i geçtiği an 186, 188 kaça denk gelirse, ilk geçtiği değerde tekrar başa dönecek. Başa döneceği noktada zaten şu ilk başta başladığı x ve y'leri. Şu an baktığımızda gördüğünüz gibi sürekli olarak en sona geldiğinde tekrar başa dönerek soldan sağa doğru bir hareket yapıyor. Ben şimdi sırt çantamda önceden kalan komutlarımı bir boşaltayım. Ve bu yeşil arabaya eklediğim komut bloğunu sırt çantama attım ki diğer arabalara da aynı kod bloğunu ekleyebileyim. Fakat x ve y değerlerini elbette ki değiştirmek kaydıyla. Çünkü her arabanın başladığı konum ve sona geldiğinde geri döneceği konum haliyle farklı olacaktır. Mor arabaya geliyorum. Sırt çantamdaki bloğu attım. Hemen bu x ve y değerlerini değiştiriyorum. Son olarak kamyonu seçiyorum. Sırt çantamdan komutumu aldım. X ve y değerlerini değiştiriyorum. Arabaların hareketleri tamamdır. Bu noktada kurbağamızın hareketlerini de sağlayalım. Kurbağaya diyorum ki yeşil bayrak tıklandığında yine görünür olsun. Ola ki bir yerde gizleriz, bir farklı bir şey eklemek isteriz, gizlenmesi gerekir. Başlangıçta görünürlüğünü garanti altına alalım. Ve şu anki konumdan başlayacağını da garanti altına alalım. Büyüklüğü de %60 olarak ayarladık. Bakın 100 iken biraz büyük geldi. 60'a düşürdük o değeri. Diğer sahnelere geçtiğinde, çöl veya parti sahnesine geldiğinde boyutunu tekrar %100 yapacağız. Çünkü çok küçük görünüyor bu sefer. Sahnenin ortasına geliyor ve bayağı küçük görünüyor. Orada %100 yapacağımız için başlangıçta tekrar %60 olarak başlasın boyutu. Şimdi bu karakterimiz yine sürekli döngüsü içerisinde bolca koşul kullanacağız. Eğer algılamadan değiyor ise kime? Bu arabalardan convertible. Bu durumda başlangıç konumuna geri dönecek ve bununla da kalmayacak. Can değişkeni bir azalacak. Hemen değişkenler kısmından can isimli bir değişken oluşturuyorum. Burada yeşil bayrak tıklanınca canı 5 yap komutunu da ekleyebiliriz. Ve arabaya değdiğinde canı eksi 1 değiştir. Şimdi ben bu eğer koşulundan bolca almam gerekecek. Öncelikle 4 tane arabalar için, her bir araba için convertible ismindeki diğer arabaları da seçiyorum ve son olarak truck. Burada bir şey daha. Eğer bu karakterin mavi bayrağı değerse o zaman neler olacak birazdan yazacağız. İşte dekor değişecek, karakter konumu değişecek, boyutu değişecek. Bunun yanı sıra klavye ok tuşlarıyla hareket ettirme meselesi. Kontrolden yine eğer koşulu ve algılamadan tuşuna basıldı mı? Tuş olarak yukarı ok tuşu. Yukarı ok tuşuna basıldığında Y değerimiz değişiyordu. Yukarı aşağı Y konumu değişir ve asansör mantığı yukarı gittikçe Y değeri artar, aşağıya indikçe Y değeri azalır. Eğer aşağı ok tuşuna basarsa Y konumu eksi 5 değişsin. Bu iki bloğu kopyalayalım. Bu sefer sağ ve sol ok tuşları için, elbette ki sağ ve sol ok tuşları için x değeri değişecek. Bu y konumunun yerine x konumunu elbette ki yap değil değiştir
x konumunu 5 sağa gittikçe sayı doğrusunda olduğu gibi x artar, sola gittikçe de azalırdı. Eksi 5 diyorum. Tamamdır. Şu an kurbanın hareketleri de tamam. Sadece mavi bayrağı değdiğinde konum, dekor değişecek. Dekor için de hemen sahneye tıklayıp dekorlar bölümüne yeni dekorlar seçelim. Hazır dekorlar içerisinden. Bir tane parti sahnesi. Bir de çöl. Tabii ki sahneye de şu komutu yazalım. Yeşil bayrak tıklandığında görünümden yol dekoruna geç. Şimdi tekrar kurbağaya dönüyorum ve mavi bayrağı değdiğinde görünümden dekoruna geç, parti dekoruna geç. Şimdi parti dekoruna geçtiğimizde başka nelerin değişmesi gerekecek? Şöyle bizzat görelim. Nelerin değişmesi gerekiyor? Bakın bu arabaların gizlenmesi gerekiyor. Kurbağa konum olarak örneğin şurada olsun. Şu an bulunduğu konumu hemen bir alalım. Bu konuma gelsin. Ayrıca görünümü, boyutu %100 olsun. Burada biraz daha büyük olsun. Sahnede tek başına duracak. Boyutu %100 olsun. Bu parti dekoru, yani mavi bayrağı değdiğinde kurbağa için bunlar olacak. Diğer karakterler için ise parti dekoruna geçtiğinde gizlenmeleri lazım. Hatta desert dekoruna geçtiğinde de can sıfır olunca kaybettiğimizde geçeceğimiz dekorda da bu arabaların görünmemesi lazım. O zaman ben tek tek yeşil arabaya geliyorum. Diyorum ki olaylardan dekor parti olduğunda gizlen. Kopyalıyorum. Dekor desert olduğunda da gizlen. Şimdi bunu ben diğer arabalara da hızlı hızlı yapayım. Sonra devam edelim. Bu noktada elbette mavi bayrak için de aynısını yapmam lazım. Bu kazandığımızda ve kaybettiğimizde geçtiğimiz dekorlarda da görünmesin mavi bayrak. Ama yeşil bayrağı tıklandığında görünür olsun. Şimdi başlattım. Şu an sadece can sıfır olduğunda ne olacağını bilmiyor program. Canı azaltacak tabii ki. Azaldı, 4 oldu mesela. Ama sıfır olduğunda ne olacak? Onunla ilgili henüz bir şey yazmadık. Birazdan onu yazacağız. Burada arabaların gördüğünüz gibi farklı, birbirinden farklı hızlarda gittiğini ve bu da oyunu biraz olsun zorlaştırdığını görüyoruz. Evet, mavi bayrağı değdiğimde karakterimiz bu sahnede istediğimiz konuda, istediğimiz boyutta belirdi. Arabalarımız gizlendi, mavi bayrak gizlendi. Şu noktada mavi bayrağın, şöyle göstereyim, kamyonun altında görünmesini istemiyorum. O yüzden yeşil bayrak tıklandığında mavi bayrak görünür olmasının yanı sıra ön katmana gelsin. Yani bu kamyonun üzerinde görünsün. Kamyon onun arkasından geçiyormuş gibi görünsün daha doğrusu. Böyle çok güzel bir görüntü oluşmuyor. Şu anda daha hani arkadan geçiyormuş gibi daha güzel oluyor bence. Bir de şunu söyleyebiliriz. Bunu sahneye de yazabiliriz. Kurbağaya da yazabiliriz. Diyorum ki sürekli döngüsü içinde eğer operatörlerden eşittir. Değişkenlerden can. Eğer can değişkeni 0 ise o zaman görünümden desert dekoruna geç. Ve zaten arabalara mavi bayrağı çöl dekoruna geçince gizlenin demiştik. Ama kurbağaya da çöl dekoruna geçince şurada işte mavi bayrağı deyince yaptığımız gibi parti dekoruna geçtikten sonra şu konuma git boyutu %100 olsun. Onu da burada ayrı bir olay olarak dekor çöl olarak değiştiğinde yine boyutunu %100 olarak ayarlayalım. Ayrıca bunu kaybederek bizzat görelim. Çöl dekoruna geçtiğinde karakterim nerede durursa daha doğru bir görüntü oluşur. Hemen bu karakteri alıp buraya koyuyorum. 30'a eksi 82 şu anda bulunduğu konum. Hemen buradan x'ye konumuna git komutunu alıyorum. Şu anda hazır. Dilerseniz işte sesler ekleyebilirsiniz. Kurbağaya ses kısmından buraya ses yükleyebilirsiniz. Örneğin lose sesi var. Şöyle bir ses. Bunu kaybettiği durumda çalmasını sağlayabilirsiniz. Çöl dekoruna geçince. Ya da şöyle bir alkış sesi var mesela kazanınca. Böyle bir ses kullanabilirsiniz. Bu da yani bu sesleri ses kütüphanesine yükledikten sonra şurada kod yazarken işte desert olduğunda dekor ses kısmından işte bu sesi çal, lose sesini çal. Veya şurada mavi bayrağı değdiğinde, parti dekoruna geçtiğinde işte cheer sesini çal şeklinde
Burada bu ses komutları uygun yerlere yerleştirilebilir. Bu şekilde basit haliyle bir karşıya geçme oyunu. Bu noktadan sonra çokça görmüşsünüzdür ve yukarıdan düşen nesneleri toplama şeklinde oyunlar var. Oradaki mantık buna çok benziyor aslında. Burada arabalar soldan sağa doğru sürekli bir hareket yapıyor. X değerleri değişiyor ve belli bir X değerini geçince başa dönüyor. Aslında orada da benzer bir mantık var. Yukarıdan düşen nesneleri toplama oyunlarında. Bu sefer Y değeri değişiyor yukarıdan aşağı hareket ettiği için ve Y değeri aşağıda belli bir değerin altına düşünce tekrar yukarıya gidip aşağıya doğru hareket ediyor. Bu şekilde yani bu oyundan sonra oraya geçiş yapıyoruz biz derste. Bu oyundan sonrası daha anlaşılır oluyor. Çok benzer bir mantık olduğu için. O tür oyunlarda da tekrar buluşuruz diye ümit ediyorum videolarla. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler ve iyi çalışmalar dilerim.